A tane işçinin günde 4 saat çalışmasıyla 8 günde bitirilebilen bir iş, işçi sayısı artırılarak günde 2 saat çalışmayla 5 günde bitirilebiliyor. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Benim bu sorularda uyguladığım bir pratik yol, gereksiz şeyden kurtuluyorum değişkenden. Yani 4 saat çalışmayla 8 günde bitiyorsa 32 saatte bitiyordur zaten. Hani 8 gün 4 4 4 4 toplam 32. Bunu sileyim 32 saatte bitiyormuş. Şunu da sileyim 10 saatte bitiyormuş. A tane işçi 32 saat çalışarak bir işi yapıyor. Günden kurtuldum artık. Sonra aynı işi B tane işçi 10 günde çalışarak yapıyor. Bir de bunu sadeleştirelim. Çünkü biz burada şey bulacağız. Oran bulacağız. A ile B arasında bir oran bulacağız. Oran demek sadeleştir demek. 32, 16 oldu. 10 da 5 oldu. Buradan sonra aslında çok yani kalitesiz, gıcık bir soru yapmışlar. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Demiş ya A hangisi olabilir? Şimdi B'yi 5 ile çarpınca sanki sayı soruyu suymuş gibi soru sormuşlar. B'yi 5 ile çarpınca bu A'nın 16 ile çarpımına eşit olacak. Yani B'yi 5 ile çarptığımda. Şimdi sayılar konusundan biliyoruz ki mesela B'yi 5 ile çarptığımda onun sonu ya 0 olur ya 5 olur. Ve dolayısıyla 5'in de katı olur. Yani atıyorum B 4 ise 20 olur, B 7 ise 35 olur. 5'in katı olur. Aynı şey bu tarafta da eşitlik olduğu için A çarpı 16 da buna eşit olacağı için A çarpı 16 da 5'in katı olacak, değil mi? Yani burası atıyorum 80 olursa bu tarafında yine 5'in katı A'nın 80 eşit olması lazım. Yani A'nın 5 olması lazım atıyorum. 5 olunca 5 çarpı 16 80 olacak. Veya bu taraf 160 olursa öbür tarafta A çarpı 16 160 olacağı için A da 10 olacak. Yani buranın içerisinde 16'nın içerisinde 5 çarpanı olmadığı için bunun içerisinde bir 5 çarpanı olması lazım ki bu tarafı eşitlesin. Buradan sonrası işçiyle, çalışmayla falan alakası yok. Birebir sarı sayı sorusunu sormuşlar. Hatta soruyu şu şekilde verseydi bize bir sayı sorusu olurdu. A'yı 16 ile çarpıyorum. B'yi de 5 ile çarpıyorum. A hangisi olabilir? Biz de derdik ki, şimdi sen B'yi 5 ile çarpıyorsun. 16'nın içinde de 5 çarpanı yok. Dolayısıyla bu 5'in katı olacak. Bunun da 5'in katı olması için şurada bir 5 olması lazım. 5'in katını arardık şıklarda. Onu seçerdik. Burada da bunu yapıyoruz. Yani hangisi olabilir? Burada 5 ile çarpmış. Demek ki burasının da 5'in katı olması lazım. 5'in katı ne var? 10. İşçi sorusu mu, sayı sorusu mu belli değil. Böyle biraz kalitesiz gibi görünen bir soru sormuşlar. Aslında ÖSYM'nin bu taktiği var. Yani soruyu bir yere getiriyor. En sonunda bir sayı sorusunu dayıyor ama bunları daha çok böyle sayısal mantık sorularında soruyor. Şimdi daha kalitelendi. Yani işçi problemini götürüp sayı sorusuna bağlamıyor. Çünkü burada işçi problemiyle ilgili bildiğimiz bilgiyi kullanabileceğimiz bir yer yok. Tamamen şeyle alakalı oluyor. Sayıyla. Bu şekilde 10 sonucuna ulaşabiliyoruz.